Merhaba, mutlu akşamlar değerli izleyenler. Arta TV'de Odak programıyla bugün de karşınızdayız. Peki bugün programımızda neyi konuşacağız, neyi işleyeceğiz konuklarımızın katkılarıyla birlikte. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL sürecinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle birlikte çok sayıda medya kuruluşu, dernek kapatıldı, üniversitelerden akademisyenler ihraç edildi ve bunun gibi birçok örnek yaşandı. İşte bugün KHK'lıların yaşadıklarına tanık olacağız, onları dinleyeceğiz programımızda. Hemen başlıyoruz. Programımızda 3 ismi konuk ediyoruz, 3 ismi ağırlıyoruz. OHAL kapsamında 29 Ekim 2016'da yayınlanan KHK ile İstanbul Üniversitesi'nden çok sayıda akademisyen görevlerinden ihraç edildiler. O isimlerden biri de anayasa hukukçusu Mehmet Cemil Ozansu ve kendisi stüdyomuzda konuklarımız arasında. Hoş geldiniz. Hoş Sayın Ozansu. Bir diğer konuğumuzsa O Halde Hayat KHK'lar Konuşuyor kitabının editörlerinden Efe Beşler de bizimle birlikte birçok insana, birçok hikayeye tanıklık etti ve bu kitapla da bizlere duyurdu neler yaşandığını. Dinleyeceğiz kendisinden. Sayın Beşler, size hoş geldiniz. Evet, bir diğer konuğumuzsa Skype bağlantısıyla yayınımıza dahil olacaklar. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Haluk Savaş'ı da konuk edeceğiz. Kendisi özellikle bu konunun tekrar gündeme gelmesini de sağlayan bir isim oldu. KHK'lara dikkat çekilmesini sağlayan bir isim oldu. Sosyal medyada yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Onun hikayesini de birazdan kendisinden detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Sayın Ozansu, sizinle hemen başlayalım. Şimdi birçok akademisyen gibi siz de KHK'yla görevinizden ihraç edildiniz. Ama bir taraftan da hakkınızda herhangi bir soruşturma yok, böyle bir süreç de yok. Neden hedef alındınız? Neden hedef alındığımı şöyle tanımlıyorum. Aslında bu KHK nedir meselesiyle başlamamız lazım. Ya daha doğrusu bu ihraç tabirini kullanıyorsunuz. Ben başından beri bunun sadece bir ihraç olmadığını söylüyorum. Bu bir ihraç değil. Ne diyorsunuz? Çünkü ihracın çeşit disiplin hukuku kullanılır ve disipline aykırı davranışlarda bulunan kamu personeli görevden çıkarılabilir. Biliyorsunuz bu yaptırımlar olağan dönem yaptırımlarıdır veya bir suç işlenmesi durumunda bunun yan müeyyidesi olarak da kamu göreviyle bağlantısı kesilir. Bunlar normal usulde karşımıza çıkan şeyler. Bu bir vatandaşlık statüsü düşürülmesidir. Yeni bir kamu hukuku statüsü icadıdır bu. Yani arada fark var. Çünkü sadece kamu görevinden ömür boyu yasaklanmıyor. Bunun yanı sıra resmi gazetede adımız, kimliğimiz ilan edilerek terör örgütleriyle bağlantılı olabilecek, iltisaklı, bağlantılı, mensubiyet vesaire gibi çeşitli yüklemlerle hitap ediliyor. Demek ki terörizan bir kamu personelinden söz ediliyor. Görevde bulunması tehlikeli olacak. Artı fiili olarak da yani hukuki bir kaide yok bence. Çünkü lafzında KHK'ların hiçbirinde genel pasaportların iptaline dair bir şey yok. Ama mesela onu da biliyorsunuz. O pasaportların fiili olarak verilmemesi uygulaması var. Ve dolayısıyla bir çeşit seyahat hürriyetine de tahdit getirilmiş durumda. Çalışma hürriyetine tahdit getirilmiş durumda. Artı bunlardan daha önemlisi tehlikeli kişi olarak da damgalanmış bir vaziyette anayasal düzen düşmanı olmakla itham ediliyor bu kimseler. Benim de itham edildiğimi varsayabiliriz bu durumda. Evet. Niye atıldığımı sordunuz. Ben şöyle düşünüyorum, ben anayasal düzen taraftarı olduğum için atıldığımı düşünüyorum. Ben ve birkaç arkadaşımı bu şekilde tanımlayabiliriz. Biz İstanbul Üniversitesi'nde
2008-2009 senelerinde örnek olsun, asistandım o zaman. Asistanların doktora bitiminde işte ihraçları, üniversiteden otomatik olarak atılmaları var. Biz bir hareket örgütledik asistanların içinde. O zaman da nüfuz edilmeye çalışılıyordu üniversitelere. Yani çeşitli İslami yapılar, faşizan yapılar vesaire üniversitelere girmek istiyorlardı. Buna karşı biz bir bariyer yaptık. Başarılı da bir mücadele verdik. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi de bulunan bazı kimseler, bir de herhalde çeşitli bu görüşten, yani İslami ve faşist görüşlere yakın olan kimseler, bu vesileyle, bu KYK'ların hazırlanması vesilesiyle de bizi de üniversiteden tard etmiş oldular ve bu yani stopi... aslında bahane mi? Bahane olarak mı kullanıldı? KHK'lar, yani şimdi şunu bilmiyoruz. Bakın, ben idare hukuku öğrendim ve anayasa hukuku, ceza hukuku gibi branşlarda, hukuk tarihinde de biz bunu anlattık. Yani idare hukukunun temel prensiplerini anlattık. Ben okurken ve öğretim elemanı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilme veya işte ne dersek bunun adına, böyle bir usul yok. Böyle bir kurum yok. Olmayan bir şey konuşuyoruz. Yani bu bir kapalı kutu. Yani bu çok temel bir şey soruyoruz burada. Bu listeler nasıl hazırlandı? Bir hukuk devletinde her türlü idari işlem şeffaftır. Yani usul bilinir. Evet. Yani hangi makam hangi içeriği hazırlayacak, hangi dosyayı hazırlayacak, o hazırlık işlemi deriz ona. Ondan sonra bir de o işlemin tekemmül etmiş, gerçekleşmiş hali vardır. İşlem sonuçlanır. Şimdi bu bir kapalı kutu. Bu nasıl hazırlanıyor bu listeler? Neye göre tefrik ediliyor? Neye göre bir kendi böyle bir müessesi olmaması ayrı. Bir de üstüne üstlük bunun usulünün nasıl olduğu da muamma. Bu bir kapalı, bu hukuk devleti mekanizması değildir. Olağanüstü hal mekanizması da değildir. Çünkü olağanüstü hal de bir hukuk devleti enstrümanıdır. Prensip olarak olağanüstü hal demek hukuk devletini askıya aldık demek değildir. Hukuk devleti dairesinde olağanüstü hal ilan etmektir, olağanüstü hal tatbik etmektir. Dolayısıyla karşımızdaki bu müessese, yani bu 2,5 sene oldu benim ihracım, bir kapalı kutudur. Hukuk devletine ait bir müessese değildir. Hiçbir şekilde de dolayısıyla denetimine dair bir şey de söyleyemeyiz. Onun için nasıl bu oldu dediğinizde ben zihnimde bunun ne olabileceğini, bir siyasi bir şey olduğunu düşünerek, ihraç edilmemin, tırnak içinde ihraç, siyasi bir, neden ihraç edilmemin, ne yaptığımı biliyorum üniversitede. Ben şunu 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 yaptım. Dolayısıyla bu sebeple ihraç edilmişimdir diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Verebileceğim cevap, bir hukukçu olarak verebileceğim cevap budur. Ama bunu konuşalım ya, yani bunun ne demek olduğunu konuşalım ayrıca. Evet. Şunu da sorayım size, sonrasında Sayın Beşler'e geçeceğim. Şimdi siz ihraç tabirini kullanmıyorsunuz. Evet. Atıldım diyorsunuz. Şöyle diyorum, yani o şey olsun, vatandaşlık statüsünün düşürülmesi. Çünkü siz bir yurttaşsınız, ben bir yurttaşım ama ben yasaklı bir yurttaşım. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yok. Anayasada yok bunun karşılığı. Evet. Peki o zaman tırnak içinde yasaklı bir yurttaş, terörizan olarak, öyle bir şey diyebiliriz. Evet. Sevmediklerini söyleyebiliriz, evet. Nasıl geçiriyorsunuz bu süreçte, peki neler yapıyorsunuz, nelerle karşılaştınız? Bu süreç tabii başta daha zor bir süreçti. Herkese izah etmek gerekiyordu bunun ne olduğunu. Çünkü kimsenin bilmediği bir şey. Bir anda damgalanıyorsunuz. Resmi gazetede adınız çıkarılıyor ve yukarıdaki, işte aşağıdaki listede işte falanca terör örgütleriyle mensubiyet, iltisak vesaire olan personel ihraç edilmiştir yazıyor. Bu aslında daha ihraç edilmeden, ben 2015 senesinin galiba Aralık ayıydı. Bakın belki bir dönem darbe var, bir de yok, hiçbir şey yok. Bir başbakanlık genelgesi yayınlandı. Çünkü iltisak sözcüğünü o zaman rastlamıştım. Orada tesadüf etmiştim. Bu nereden bunu çıkardılar diye düşünüyorum. Davutoğlu hükümeti sırasında terörle bağı olan kamu personelinin tespit edilmesine dair bir genelge yayınlandı. Hiçbir şey yok. Demek ki bir hazırlık zaten yapılmaktaydı. Ondan bir ay sonra bu barış akademisyenleri meselesi ortaya çıktı. O zaten bir patırtı yarattı. Ondan sonra da darbe teşebbüsü. Bu vesileyle de herhalde
Bu hazırlık yapılmıştı. O listelere ne usulle ne yeni nasıl ilave edildi bilmiyoruz. Ondan sonra böyle bir sonuca ulaşıldı. Dolayısıyla biz zaten hazırlığı yapılan bir şey herhalde. Tahminim. Kapalı kutu. Evet. Ve şunu da unutmayalım. Bu listelerin, bu işlemlerin yapılmasında vazife almış olan kamu görevlilerine de yargısal bağışıklık getirildi. Asıl trajik olan budur. Nasıl olur bir hukuk devletinde? Açalım bunu biraz. Diyor ki KHK hükmü, bu listelerin tanzim edilmesinde, hazırlanmasında görev almış olan kamu personeli, yani bu ihraç listelerini hazırlayanlara herhangi bir ceza takibatı veya tazminat ileride, tazminat talebinde bulunamazsınız diyor. Böyle bir şey olabilir mi bir hukuk devletinde? Bir hukuk devletinde suç işlemiş kimseye ne demek ceza takibatını kapatmak ne demek? Suç işlemiş demek ki. Görevini kötüye kullanmış, bir şey yapmış bu listeleri hazırlarken. Buna yargısal bağışıklık veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. İşte oluyor, olamıyor. Ama işte oluyor yani. Olamaz. Bir taraftan da işte örnekleri var. Ne yazık ki. Sayın Beşler, evet. Şimdi şu isimleri de anmadan geçmeyelim. Kemal İnan ve Batur Talu'yla evet. Birlikte siz hazırladınız. O Halde Hayat KHK'lar Konuşuyor kitabınızı. Ve 27 KHK'lı isim hikayelerini kendileri kaleme aldılar. Anladım. Bu çalışmayla da yaşananlara tanıklık ediyoruz bizler de. Şimdi öncelikle şunu sorayım. Neden böyle bir çalışma yapmaya ihtiyaç duydunuz? Nasıl çıktı böyle bir fikir? Şimdi esasında Cemil Hocam çok güzel bir şey altyapısını kurdu. Güzel bir girişle hem hukuki hem de esasında sosyal tarafına dokundu. Vatandaşlık statüsünün esasında tam olarak olmasa bile bir şekilde alındığı bir süreç içerisindeyiz. Bu darbe teşebbüsünden sonra işte bildiğiniz gibi işte 20 Temmuz'la beraber KHK'ler yayınlanmaya başladı. 1 Eylül itibariyle de bu devlet memurları için geçerli bildiğim kadarıyla olmuştu o dönem. Ve çevremizdeki arkadaşlarımızın birçoğu, esasında akademisyen arkadaşlarımızın birçoğu, tanıdıklarımızın yavaş yavaş KHK'lerle beraber ihraç olduğunu kamu kuruluşlarından öğrenmeye başladık. Ve süreç o kadar hızlı ilerledi ki 2017 işte Şubat, Mart, Nisan'a doğru gerçekten çevremizde, sosyal medyada çok fazla KHK'li insan olduğunu görmeye başladık. Arkadaşlarımız olmaya başladık. Ve bir süre sonra hikayeleri dökülmeye başladı. Herkes kendi hikayelerini hem sosyal kendi sosyal mecralarında yazıyordu. Hem de aynı zamanda görüştüğümüzde anlatıyorlardı ya da telefonlaştığımızda anlatıyorlardı. İşte bir gün Kemal Hocam'la beraber oturup konuşma fırsatı bulduk ve kendi hikayesinden de aynı zamanda yola çıkarak hikayeleri derleyelim dedik. Çevremize tanıdığımız işte hem akademisyen olsun hem de diğer meslek gruplarından. Çünkü o dönem aynı zamanda Filiz Arı Öz hocamızın, işte Kuvvetli Ordu hocamızın yaptığı bir sadece barış akademisyenlerden oluşan bir kitap daha devam ediyordu. Biz de biraz daha genişletelim kapsamını, en azından daha farklı meslek gruplarında neler olduğunu, neler yaşandığını görelim istedik. Hı hı. Ve bu şekilde yola çıktık. İlk önce akademisyenlerden başladık, tanıdığımız akademisyenlerden onlara teklif ettik. Ve ardından da işte öğretmen oldu, ondan sonra işte hemşire oldu ve işte müzisyen oldu. Ve birçok meslek grubuna ulaştık ve onların hikayelerini dinledikçe esasında hikayelerin benzerliğini de bir taraftan gördük. İşte hocamın da anlattığı gibi işte bir anda esasında belli sinyallerini vermeye başlıyordu süreç. Ve o sinyaller esasında bu KHK'lilerde de benzer sinyallerle örtüştüğünü gördük. İşte ilk önce işte arkadaşlar arasında bir yalnızlaştırma, işte idareyle olan problemler, çünkü idareyle esasında ilk başta problemler başladığını söylemişlerdi ve ardından süreç çok sert bir şekilde kendilerine vurdu ve ister istemez işsiz kaldılar ve bu insanlar Türkiye'nin esasında gerçekten yetenekli ve gelecek vadeden akademisyenleri ve çalışanlarıydı. Hem öğretmen olsun hem diğer meslekler olsun, hakim olsun, akademisyeni olsun ve bu esasında Türkiye için insan kaynağı adına hem de yetişmiş insan kaynağı adına gerçekten büyük bir dezavantaj olduğunu
düşünüyorduk ve işte bu şekilde kitabımızı oluşturarak bunu göstermek istedik. Bu gerçekten Türkiye'nin kaybettiği insan kaynağı esasında ne kadar az insan toparlayabildiysek de esasında çok daha fazlası mevcut. Hı hı. Ve bunu esasında göstermek istedik tüm Türkiye'ye. İşte iktidara, iktidarın işte çevresindeki insanlara, yani bunu görülmesi gerekiyor ki bu insanlar tekrar işlerine geri dönebilsinler, üretmeye devam edebilsinler. Ve birçoğu da aynı zamanda yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Hı. Hatta kaçmak zorunda kalanlar oldu. Bunlara şimdi bir taraftan da orada da bir diasporalaşma süreci var. Diasporalaşma sürecinde de o insanların esasında Türkiye ile bağı ister istemez aileleriyle koptu. Onlar da büyük bir travma yarattı kendileri için. İşte boşanmaların artması, aynı zamanda işte intihara kadar gelişen süreçler, işte Mehmet, evet, Fatih Tıraş'ın hikayesi, yani çok azin ve diğer işte KHK'lilerin. Ve bunlara baktığımızda bu şeyleri toparlayarak esasında bir örneklem almak istedik Türkiye'den. Hani ne kadar çok herkes yansıtmasa da öyküler esasında benzer diye düşünüyorum. Başlangıçları ve herkesin farklı farklı yollara gidişleri var. İşte bazısı işini şu an yapamıyor. Mesela öğretmen var, resim öğretmeni var. İşini şu an yapamıyor Ser Darılmaz gibi. Ve hala işsiz. Hiçbir yerde, mesela öğretmen mesleği olduğu için hiçbir yerde kendisini almıyor. 2,5 senedir kendisi işsiz devam ediyor. Yani bu birçok insanın esasında hayatını değiştirdi. Farklı farklı hobiler edinmesine yol açtı. Ama hani hobilerle de hayat tabii ki ilerlemiyor. Bu insanların birçok ekonomik sorumluluklu olduğu çevreler var, insanlar var. Yardım, dayanışma, ki esasında sol cenahta bir sendikanın var olması çok önemli. İşte eğitimsenli hocamız, eğitimsenin işte desteği bu anlamda gerçekten akademisyenle çok önemli oldu diye düşünüyorum. Yani genel itibariyle böyle bir şeyle yola çıktık ve geldiğimiz nokta ister istemez hala işte seçimlerde KHK'liler oy versin mi, oy vermemesine, evet, kadar gelişen bir süreç. Yani hakikaten, yani ben bile 10 sene önce söyleseniz böyle bir şey kesinlikle inanmazdım ama şu an her şey inanılmaz şekilde hem hızlı değişiyor hem de hiç beklemediğimiz şekilde değişiyor. Evet. Hani şu an benim hani söyleyebileceklerim, evet, bu kadar. Peki. Sayın Ozan Söz, şimdi Sayın Beşler özellikle sol cenahta bir dayanışma olduğuna da dikkat çekti. Akademisyenler arasında da bunu net olarak görüyoruz. Önemli dedi. Sizce de önemli mi ki öyle düşündüğünüzü biliyorum. Neden önemli? Önemli tabii. Şimdi ya, birincisi 12 Eylül'de de biz sol olarak bunu yaşadık. Birçok aile ne diyelim, gadrine uğraladı 12 Eylül şiddetinin. Yine bir şey var, Türk İslam sentezcisi diyelim. Aslında anayasal düzene dolayısıyla ters düşen bir rejim söz konusu. Yine bir mağduriyet yaşıyoruz sol olarak. Buna karşı tabii ki sendikaların varlığı bir dayanışma kültürü yaratıyor. Artı tabii biz bunu şey olarak hissetmiyoruz. Böyle bir damgalanmayı, kimin damgaladığını bildiğimiz için, buna kimin vesile olduğunu bildiğimiz için züladdetmiyoruz diyelim. Öyle diyelim kabaca. Dolayısıyla hem manevi anlamda hem de maddi anlamda bir dayanışma sol cenahta mevcut. Eğitim senin varlığı bu anlamda olumlu. Olumlu. Sadece üyeleri açısından da değil, bu çeşitli şeye haksızlığa uğramış tüm kesimler açısından da bir şey, ciddi bir referans noktası teşkil ediyor sendika. Dolayısıyla tebrik etmek lazım bu dayanışmayı ayakta tuttuğu için sendikayı. Evet. Peki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biraz önce Sayın Beşler o örneği de verdi. Yani KHK'lı seçilmişlere mazbataları dahi verilmiyor. Evet. Böyle bir durum var ortada. Evet. Bir ciddi bir araştırma yok hukuk alanında. 2,5-3 seneye yaklaşacak işte. Ben beklerdim ki şimdiye kadar bir ciddi hukukçu çıksın mevcutlar içerisinden ve analiz etsin. Şu KHK rejimi nedir? Bunun kamu personel rejimine yansıması nedir? Değil mi? Böyle bir statü var. KHK ile ihraç edilmiş diye bir statü var. Bunu birisi incelesin. Bir hukukçu incelesin. Kimse tabii cesaret edemiyor buna.
Çünkü bir hukukçu, ciddi ciddi hukukçular, bir sürü şey televizyonda izliyoruz hukukçu diye çıkanları, onları bir kenara bırakın. Ciddi hukukçular tabii ki bunu inceledikleri zaman yerden yere vuracaklar bu müesseseyi. Değil mi? Böyle bir şey olmaz, size tarif edin. Anayasada yeri yok bunun. Daha bunu izah edebilir bir tarafı yok bunun. Bir hukuk, hukuk devleti anayasal devlettir. Dolayısıyla böyle bir müessesenin anayasada bulunması gerekir. Böyle yorumlanamaz. Anayasada verilen olağanüstü hal yetkisi böyle yorumlanamaz. Artı üniversite personeli açısından söylersek, anayasa açıkça üniversite personelinin nasıl görevden uzaklaştırılabileceğini tarif etmiş. 12 Eylül Anayasası'ndan söz ediyorum. 82 Anayasası'ndan söz ediyorum. O dahi bunu tarif etmiş. Bunun hepsine aykırı bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. OHAL komisyonu da dolayısıyla kanuni dayanağı olmayan bir komisyon. Şimdi biz bunu yargıya taşımak istediğimizde yargı yolu kapalı ilan edildi. Aynı olağanüstü hal düzenlemesi, yani aslında bana göre anayasaya aykırı olan olağanüstü hal düzenlemesi yargı yolunu da kapatarak anayasal denetim dışına çıkardı bunu. Bir de yargısal denetim dışına çıkardı ve ondan sonra dedi ki komisyona müracaat etmeniz zaruri, yoksa usulen yargı yoluna müracaat edemeyeceksiniz. Mecbur kaldım ben de, mesela arkadaşlarım da öyle, biz değerlendik, mecbur kaldık. Bu OHAL komisyonu denen aslında bana kalırsa gayri kanuni biçimde teşkil edilmiş komisyona müracaat ettik. O dilekçede de biz bunu söyledik. Bu komisyon, biz bunu yapıyoruz ama bu komisyon mevcut anayasaya uygun bir şey değildir. Evet. Bir şeyler yapıyorlar. İşte %5'le olumlu karar veriliyor. Hocam son şeyde olumlu karar verse dahi biliyorsunuz sürüyor. Sürüyor. Başka yere göre. Ben İstanbul hukuku, ben İstanbul hukukta okudum. İstanbul hukuktan mezun oldum. İstanbul hukukta asistanlığa başladım ve ondan sonra orada çalışıyordum. 12 seneyi ikmal etmiştim. Şimdi beni başka 2010 sonrası, eğer o da olumlu çıkarsa 2010 sonrası kurulmuş yerlere sürecekler. Şimdi bu da bir müeyyide. Olumlu çıkması da ne demek? Ha, biz yanlış mütalaa etmişiz demek. Yanlış mütalaa ediyor, yine yaptırıma tabi tutuyor. Bu olmaz. Bunun izah edilebilir bir tarafı yok. Bunu hukukla izah edemezsiniz. Bunun benzerini işte Doğu bloku ülkeleri yıkıldığında eski rejimin personeline yaptılar. Orada tatbikat da oradan geliyor. Bunun tatbikatı. Büyük rejim değişikliklerinde olur bu. Bunu izah etmek mecburiyetindeler. Onun için şeye de kimse, şimdi bu listelerin hazırlanmasında vazife alanlara yargısal bağışıklık getirilmesi bir hukuk devleti ilkesiyle bağdaşamayacağı için kimse de ona güvenmesin. Yarın bunun şeyi nasıl hazırlandığı sorulacaktır. Kim nasıl vazife aldığı da ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bunlar ortaya çıkacak şeyler. Biz sadece bekliyoruz işte. Bir şeydir bu. Esasında mesela pasaport konusu da böyle. Mahkemede beraat etmesine rağmen pasaportların verilmemesi, İçişleri Bakanlığı'nın denetiminden denetimini fiilen yapıyorlar zaten. Ya fiilen. Hukuki yani hiçbir şey yok. Olarak hukuki hiçbir şey yok orada. Pasaport bir hüviyettir. Bir devlet vatandaşına diğer devletler nezdinde de tanınabilsin diye bir hüviyet veriyor. Pasaportun esprisi budur. Yani bir devlet kendi vatandaşına hüviyet veremezse o halde olabilir mi? Hukuki bir gerekçesi olmaksızın. Bir de beraat. Böyle bir şey olabilir. Ruhi Su'ya yaptılar bunu, evet. Biliyorsunuz 12 Eylül'de. Değil mi? Çıkartmadılar yurt dışına. Tedavi olması gerekiyordu. Müsaade etmediler. Vermediler pasaport. Aynı şey. Aynı i̇şte şimdi niye? Tam onun örneğini de bir izleyicilerimize hatırlatalım. Devam ediyor. 12 Eylül işte. Evet. Tam da bunun örneği Profesör Doktor Haluk Savaş da KHK ile ihraç edilen isimlerden birisi. Beraat etmesine ve yurt dışı yasağı kaldırılmasına rağmen pasaportu kendisine iade edilmiyor ve aynı zamanda kanser hastası, yurt dışında tedavi görmek istiyor ama gidemiyor. Şimdi buna dair bir haberimiz var, izleyelim. Üzerine kendisini konuk edeceğiz ve kendisinden de dinleyeceğiz. Tek başına tikler de olabilir. O kadar komplike olmayabilir. Ayrı ayrı alt başlık. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Haluk Savaş KYK ile ihraç edildi. Hakkında açılan davadan beraat etti. Yurt dışı yasağı kaldırılmasına karşı pasaport alamıyor. Kanser hastası olan Savaş'ın hastalığı iki kez tekrarladı.
Tedavi için yurt dışına gitmek isteyen Savaş'a pasaport verilmiyor. Ortaya çıkan unutkanlık geçmiş anların silinmesi şeklinde değil de... Pasaportu almak için bir kez daha Adana Valiliğine giden Savaş, yaşadıklarını sosyal medyada anlattı. KYK bizi yurt içinde ölmeye mahkum ediyor ifadesini kullandı. Pasaportu vermeyen memur, Savaş'a kanser raporlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yazı yazmasını önerdi. Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay. Bunun 30 ayı geçti. Geri kalan 9 ayı devletin çeşitli birimleriyle yazışarak geçireceğiz anlaşılan ifadelerini kullandı. Japonya, Kore, Küba, ABD'de tedavisi için yeni yöntemler olduğunu vurguladı. Şimdi bu tedavilere bir an önce kavuşmak ve hayatta kalabilmeyi denemek yerine devletin bana ördüğü ölüm duvarıyla karşılaşıyorum ifadelerini kullandı. Haluk Savaş, ben yaşamak istiyorum, bunun için elimden geleni yapacağım dedi. Ülkenin açık bir hapishaneye dönüştürüldüğünü söyledi. Naziler döneminde Almanya'da Yahudilere yapılanları hatırlattı. Yahudilerin doktorluk, avukatlık yapma hakları ellerinden alınmıştı. Bunların hepsi şu an Türkiye'de yaşanıyor. Bu yaşanılanların Hitler Almanyası'ndan ne farkı var dedi. Bir noktadan sonra artık hiçbir şey korkutucu da olmuyor ifadesini kullandı. Psikiyatrinin en temel tanı kitabı. Ve psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Haluk Savaş şimdi karşımızda olacaklar. Kendileri konuğumuz. Sayın Savaş, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Yadigar Hanım. Merhaba Cemil Bey ve Efe Beyler. İyi programlar diliyorum. Sayın Savaş, biraz önce sosyal medyadan sesinizi duyurmanızla birlikte yaşadıklarınıza tanık olduk. Anlatımlarınızla birlikte yaşadıklarınızdan haberdar olduk ve oldukça da tepki toplayan başınızdan geçenlerin bu özetini de birlikte izledik. Şimdi siz de bir KHK'lı olarak aynı zamanda sağlık sorunlarıyla da mücadele etmek durumundasınız. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Sayın Savaş, bekliyor muydunuz böyle bir dayanışma diyerek başlamak istiyorum. Şimdi bu paylaşımlarınızla birlikte aslında KHK'ların mağduriyetleri de bir kez daha gündeme gelmiş oldu ve oldukça ciddi bir tepki oluştuğunu da görüyoruz sosyal medya üzerinden. Neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Yadigar Hanım size ve Artı TV ailesine. Öncelikle KHK'lılar Türkiye'de 150 bine yakın insan. KHK'lıların aileleri ve mağdur olanlar, çeşitli nedenlerle mağdur olanlar, söz gelimi bu pasaport mağduriyetine maruz kalanlar yaklaşık 515 bin kişi. KHK'lılar ve aile ve çevreleri de dikkate alındığında 1 ila 2 milyonluk bir nüfusun ciddi anlamda KHK'larla toplum dışına itildiğini görüyoruz. Etiketlendiğini, terörist olarak yaftalandığını, resmi gazetede afişe edildiğini isim isim bölüm bölüm, sonrasında mesleklerinin elinden alındığını bu yolla ve diğer yandan ehliyetlerinin elinden alındığını, mesela insanlar hukukçuysa avukatlık yapamıyorlar, öğretmense öğretmenlik lisansları elinden alınıyor ve birçok kişi çeşitli özel kurumların da kaçınmaları nedeniyle özel kurumlarda da çalışamaz hale geliyorlar. Benzerleri doktorların da başına gelecekti ama belki de Türkiye'de özel sağlık kuruluşlarının yaygınlığı nedeniyle böyle bir iş gücünü çöpe atmama şeklinde sermayedarların da gayretiyle diyelim doktorlar en azından çalışabilir durumda kaldılar. Onun dışında çoğu meslek sahibi insan, hukukçular vesaire avukatlık bile yapamıyorlar. Bu tabii çok kötü bir şey. Yani insanlar birçok açıdan etiketleniyor, aşağılanıyor ve toplumdan dışlanıyorlar. Bu 2. Dünya Savaşı öncesinde civarında Yahudilere karşı girişilen ayrımcı muameleden hiçbir biçimde farklılık arz etmiyor. O zaman da doktorlara ve avukatlara Hitler Avrupa'sında, Almanya'sında çalışma yasağı getirilmişti. Bütün lisansları iptal edilmişti. Çok benzer uygulamalar. Hangi nedenle olursa olsun çok benzer uygulamalar. Çünkü KHK'lılar söylediğim gibi yani çevreleriyle birlikte 1-2 milyonu bulan bir nüfus. Ama değilse doğrudan KHK'ya maruz kalan insanlar başta 150 bindi, iadeler vesaireyle belki 130 bine indiği söylenebilir. Bu 130 bin insan toplumdan ayrıştırılmış ve etiketlenmiş durumda. Tıpkı daha önceden Çorum'da, Maraş'ta Alevilerin evlerinin kırmızı çarpı işaretleriyle işaretlenip toplumdan ayrıştırılıp hedef haline konulması gibi bu KHK'lılar da hedef haline getirildi. Ve hiçbir yargılamaya bile maruz kalmadan terörist yaftasıyla devletten ihraç edildiler.
Şimdi geriye dönük 3 yıl içerisinde bu insanlar yargılanıp önemli bir kısmı zaten beraat ediyor. Bir kısmı yargılanmıyor bile. Kapısına bir polis bile gelmiyor. Bir savcı daveti bile olmuyor. Neden devletten atıldıkları meselesi ise tamamen karış. Biraz evvel oradaki sayın konuşmacılar da işaret ettiler. Aslında bunlar birer fişleme listesi ve fiili durumlar. Bu fiili durumların karşılığında insanların en temel hakları, hürriyetleri çiğnenmiş oldu ve maalesef bunlar artık hani 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşandı. Acıklı şeyler, ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Ama Türkiye'de yaşadığımız şeyin 1930'larda, 40'larda Almanya'da Yahudilere karşı yaşatılan şeyden temelde hiçbir farkı olmadığını, esasen bir grubu, bir siyasal, sosyal grubu, daha sonra onu çeşitlendirdiler de, yani sol vesaireyi de içine katarak çeşitlendirdiler. Belli toplumsal kesimleri toplum dışına itmek, ezmek, yok etmeye kadar varan bir kötülük düzeni kuruldu. Bu çok açık. Bunu ifade etmek istedim. Savaş, şimdi sizin bu paylaşımlarınızla birlikte aslında şunu da öğrendik ki mahkeme beraat kararı verse de ve yurt dışına çıkış yasağınız kaldırılsa bile pasaportunuz size verilmiyor. Nasıl oluyor bu? Burada keyfi bir tutum mu söz konusu yoksa işte pek de dikkate alınmayan eksiklikler mi var? Yani her sonuçta idare kendine ait bir tasarruf hakkı mutlaka vardır. Yani bu idare hukukunda oradaki arkadaşlarımızdan uzman olanlar da vardır. Yani idarenin bir tabii ki kuvvetler ayrılığı içerisinde kendi tasarruf yetkilerini kullanacağı bir saha vardır. Hatta hani idare hukukunda şöyle bir söz biliyorum ben. Hani uzmanı değilim sonuçta. Ben psikiyatri profesörüyüm ama mesela mahkemenin aldığı karar idarenin icra yetkisi karşılığı olamaz. Yani hiçbir mahkeme İdareye şöyle yapacaksın diyemez. Yani yapacağı eylemi tarif edemez. Ama hukuksal açıdan yanlış yaptıysa yanlışı gösterir, düzeltmesini sağlar. Ama o icraatı değil, bu icraatı yapacaksın diyemez. Hani bu açıdan bakılırsa idarenin çeşitli tasarrufları olabilir. Orada o esnekliği tanımak ve anlamamız lazım. Yani hukuk devleti dediğimizde de idarenin de bir hareket alanı vardır. Bunu peşinden kabul ettiğini söylemek isterim. Diğer taraftan hani uluslararası hukuk sözleşmelerine göre kendini tehdit altında algılayan devletlerin, yani işte bu darbe gibi, acil olağanüstü dönemlerinde bir kısım temel evrensel hakları askıya alma hakları vardır. Yani nedir işte seyahat hürriyeti olmuş olabilir bu vesaire. Bunlar o hal uygulamasıyla bir süreliğine askıya almış olabilir. Devlet büyük bir tehditten kurtulmaya çalışmaktadır. Diyelim ki darbe tehdidi. Gayet anlaşılır bir şey. Hiç kimsenin bir şey söyleyemeyeceği bir konu. Fakat pasaportunuzu alabilmenizle ilgili herhangi bir gelişme oldu mu? Özellikle olumlu yönde bir gelişme oldu mu? Oraya geçmeden bununla ilgili deminki sorunuzu tamamlayayım ben hemen isterseniz. Ama bunun 3 sene sonra sürdürülüyor olması, yani darbeden 3 sene geçmiş, üstelik ben yargılanmışım, ne darbeyle ne bir terör organizasyonuyla bir bağım ispat edilmemiş, suçsuz bulunmuşum, beraat etmişim, mahkeme kararı açıklıkla seyahat hürriyetimi tanımış ve bir yurt dışı yasağı olmaması gerektiğini çok net olarak ihsas etmiş, karara dökmüş. Şimdi bu noktada zaten benim seyahat hürriyetimi engelleyecek gerçek anlamda hiçbir şey yok. Yani işin hukuki zemini. Ama OHAL kararnameleri var ve OHAL kararnamelerinin bir kısmı daha sonra galiba yasaya da dönüştürüldü. Ama bu yasakları sürekli hale getiren yasalar oluştu mu oradan emin değilim. Fakat oluştuysa da yani hukuka, anayasaya vesaire aykırılıkları çok açık. Bugünlerde Anayasa Mahkemesi bunları inceleyecek. Umarım vicdanlarına müracaat ederler ve hukukun temel ve evrensel ilkelerine dayalı olarak bunları incelerler. Aksi takdirde fecaat. Yani insanların seyahat hürriyeti, biraz evvel oradaki arkadaşlarımız da ifade ettiler, bir vatandaşa devletin sağladığı bir kimlik gibidir pasaportta. Eğer o pasaportu o kişiye vermiyorsanız o kişinin kendi vatandaşınız olduğunu inkar ediyorsunuz demektir. Veya o vatandaşınıza mahkemeler suç bulmadığı halde siz peşin hükmüne bir suç ihsas ediyorsunuz demektir. Bunların hiçbiri geçerli şeyler değil, hukuka uygun şeyler değil.
KYK ile bunu sürdürmeye çalışmak, yani pasaportların iptali meselesi ayrı. Eldeki pasaportları iptal etmiş olabilirsiniz. Fakat benim durumum ve benim durumumda olabilecek yüz binlerce insan için. Yeniden pasaport müracaatı yaptıklarında bu belgeyi düzenlememenin gerekçesi ne olabilir? Yani hangi hukuki gerekçeye dayanarak haklarında hiçbir işlem yapılmamış, hiçbir gerçek isnat olmayan, takipsizlik kararları almış veya isnatlar olmuş, araştırılmış ve mahkemelerin beraatla neticelendirdiği dosyalardan sonra hangi hakla o insanların seyahat hürriyetini engelliyorsunuz? Üstelik ben kanser hastasıyım ve işte o az önceki paylaşılan tweetlerde ifade edildiği gibi ortalama 9 ay kadar ömrüm kaldı. Hastalıkla ilgili bilgiler araştırıldığında görülecektir. Yani bu distal safra yolu kanserinin son ucunda ortaya çıkan tümörlerde ve 3. evrede beklenen survey yaşama süresi 39 ay. Bunun 30 ayı gitti ve 9 ayı kaldı. Ben şimdi burada yaşamak için bir mücadele veriyorum ve bunun için de bazı teknik imkanlardan dünyada faydalanmam lazım ve pasaport vereceksiniz. Bunu bana vermiyorsunuz. Yani ben terörist değilim. Yani mahkemede yargılandım, böyle olmadım, anlaşıldı. Beraat ettim. Üzerimde herhangi bir başka suç yok incelenen. Benim neden sağlık hakkımı elimden alıyorsunuz? Neden Amerika'ya, neden Japonya'ya, neden Kore'ye gidip, neden Küba'ya gidip kendimi tedavi ettirme hakkımı tanımıyorsunuz? Bunu neye dayandırıyorsunuz? Hangi insani kaideye veya hangi devleti kurtaracak kaideye? Yani Türkiye'de en fazla yayını olan, dünyadan en fazla atıf alan her zaman ilk 5 psikiyatrist arasında yer aldı. Zaman zaman birinci olduğum dönemler oldu. Şimdi 18 araştırma ödülüm var. Şimdi böyle bir devlet, ben böyle bu işleri yapan bir kişi olarak teröre vakit ayırabilir miyim Allah aşkına? Terörist olmak istesem tüm bunları yaparken gerçekten mesaimin bir kısmını teröre ayırmam mümkün mü? Veya devlet bana ne demek istiyor şu an? Yani ben hayatımı kurtarmak üzere tedaviye ulaşmaya çalışırken devlet bana pasaport vermeyerek bana ne demiş oluyor? Ben tek şey anlıyorum. Devlet beni vatandaşlıktan iskat etti, çıkardı, aşağıladı, dışladı, hor gördü, kabul etmiyor. Yani Hitler Almanyası'ndaki Yahudiler gibi muamele ediyor bana. Dolayısıyla bu ağır bir haksızlıktır, kabul edilemez. Hiç kimse bunu izah etmeye çalışmaz. Bunu iyi niyetli bir idare, devlet buradan geri adım atmayı başarması gerekir. Şimdi onu bekliyoruz. Devletten, hükümetten onu bekliyoruz. Sorunuza geleyim. Dediniz ki bir gelişme oldu mu? Evet. Bir gelişme oldu. Ben o tweet'i paylaştıktan sonra çok sağ olun sizlerin desteğiyle tüm Türkiye'den çok ciddi bir şey geldi. Kamuoyu desteği, vicdanlı insanlar 50 bine yakın bir hashtag açtılar, bir başlık açtılar Haluk Savaş'a pasaport diye. Ve o çok destek gördü. Nasrullah Ayan Bey Gaziantep'ten affedersiniz bir ekonomisttir. Önemli bir duayendir. Onun açtığı hashtag Türkiye'de çok büyük bir destek gördü. Sağdan sola tüm siyasiler, bilim adamları, sanatçılar destekledi. Ve birden parladı, patladı. Ben de akşam eve gittim. Yorgun argın biraz da o sosyal medyadaki gelişmeleri de izlemiştim. Gecenin saat 11'inde valilikten arandım. İlginç bir şey. İşte bazı olumlu gelişmelerin olabileceği söylendi. Sevindim. Tabii hani her akıl sahibi devletin hikmetle davranacağını, incelikle davranacağını, belli bir felsefesi olduğunu, olması gerektiğini ve devletine de güvenmek istiyorum. Evet herhalde bir yanlışlıktan dönülecek diye düşündüm. Fakat işte çok gerçekten anlayışlı memurlar ve nüfus müdürü Hüsamettin Bey, Vali Bey de devredeymiş. Hani onlar bir telaşla çalışıyorlar vesaire, bir gayret var sanki. Öyle bir davetle gittim, belgelerimi de sundum. Dilekçe, eşimle gittik. Yani gece geç saatte olmakla birlikte. Gece 12'ye kadar. Orada mesai yaptık yani öyle söyleyelim nüfus müdürü de. Dilekçeleri düzenledik. Ona gayretleri için teşekkür ederim. Fakat anladığım şeyler, bugün Sayın Serpil Hanım, İzmir Milletvekilimiz CHP, onun da araştırmalarıyla nüfus genel müdürlüğünün aslında bu konuda bir şey olumlu bir yanıt vermeyeceği yönünde izlenime kapılmışlar araştırmalar neticesinde. Umarım böyle olmaz. Yani sağlık hakkım, yaşama hakkım, tedaviye ulaşma hakkım tanınır. Pasaportuma kavuşurum. Yine bir gelişme olmuş. Yani doktoruma ulaşmış Sağlık Bakanlığı.
hastalığının ayrıntıları konusunda ondan da bilgi almak üzere rapor düzenlenmesini istemiş. Tüm bunlar hani hangi niyetle yapılıyorsa olsun yine de devletin konuyla bir düzeyde ilgilendiğini gösterir. Olumsuz değil, olumlu gelişmelerdir. Ben ümidimi kaybetmek istemem. Devletimin de bu coğrafyada güçlü, dikkatli, vatandaşlarına karşı insanca muamele eden bir organizasyon olarak kalmasını arzu ederim. Bunlar var, gelişme olarak da bunları aktaracağım. Sayın Savaş, çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Ben de çok teşekkür ediyorum Yadiyar Hanım. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir örnek de bu şekilde. Sayın Beşler, şimdi size hemen şunu sorayım. Şimdi bu konuyu ortaya çıkan sonuçlarını kuşkusuz yakından takip ettiniz. Evet. Şimdi bir örneğini izledik. Zaman zaman basına yansıyan farklı örnekleri de oluyor. Mevzuyu birçok haliyle tahlil ettiniz. Peki bu kadar içinde olmanıza rağmen o yazılanları okurken şaşırdığınız, bu da olmaz dediğiniz anlar oldu mu? Yani esasında hani çok inanılmaz şekilde hani bu da olmaz dediğimiz bir şey çok da olmadı diyebilirim ama bazı hikayeler gerçekten çok etkili ve dokunaklı. Şimdi hocam da zaten biraz önce bahsetti. Yani birazcık dikkat edildiğinde esasında bir keyfilik söz konusu gibi geliyor ve bir duygu, hınç, yani duygular siyaseti ve hınç üzerine yürüyen, istediği zaman veren, istediği zaman vermeyen bir muhtaçlaştırma siyaseti var gibi geliyor. Yani bizim sağdan aldığımız ve işte genel olarak kanaat önderlerinden veya işte kitaplarda aldığımız bilgiler bunlar. Burada esasında hani biraz önce sizin söylediğiniz gibi şimdi farklı farklı hikayeler var. Farklı farklı hikayelerden mesela bir tanesi bir anda mesela üniversitede çalışırken hocamızın bir tane üniversite çalışacak anında ertesi gün üniversiteden kapandığını duyuyor. Evet. Ve kapandığını duyduktan sonra bir anda esasında işsiz kalıyor ve herhangi bir başvuracağı hiçbir merci yok ve ne yapacağını bilemiyor. Ve bir hafta içerisinde, yaklaşık bir hafta içerisinde Amerika'ya gitmek zorunda kalıyor. Ailesini bırakıyor, annesini bırakıyor, kedisini bırakıyor mesela. Bunlar hani insan kendi yerine koyduğunda, empati yaptığında inanılmaz zor katlanılması zor duygular ve travmatik, fazlasıyla travmatik. İşte aynı şekilde bir hakimimiz vardı bizim kitabımızda. Hakimimiz de mesela daha önce hakimlik yaparken bir anda hapse düşmek zorunda kalıyor. Ve hapiste karşı karşıya kalıyor. Sorgulamayla karşı karşıya kalıyor. Ve bir anda tamamen dünyası farklı şekilleniyor. Hani bu şekilde baktığınızda hepsi esasında çok travmatik. Ve bunun dışında hani biz bunları genelde çok fazla duyduğumuz için evet yani bu şekilde oluyor diyoruz. Ama esasında bunu bilmeyen milyonlar var. Yani daha KHK'nın açılımını bilmeyen insanlar var. Hani diyorsunuz ya KHK nedir diye. Ya birçok insan KHK nedir diye soruyor. Mesela ben farklı farklı meslek gruplarına gittiğimde şimdiden dolayı KHK nedir dediğimde işte KHK diyorum. O nedir diyor. Kanun hükmünde kararname diye açmak zorunda kalıyorum mesela. Birçok insan esasında bilgiye erişimi de kısıtlandığı için esasında doğru hikayeleri, gerçek hikayeleri, hakikati öğrenemiyor. Ve bundan dolayı da bu insanlar buradaki KHK ile atılan insanların durumlarından tamamen habersizler. Bu habersizlik de esasında bir noktada bu duruma gelmesinde sebep diye düşünüyoruz. Gerçekten çok ciddi, çok sıkıntılı. Mesela KHK'lı olmamasına rağmen Neşe Özgen hocamızın bir şeyi var. Mesela o elindeki bütün çalışmalarını Selanik Üniversitesi'ne mesela götürdü. Yani şimdi burada çalışamayacağını, burada bir proje yapamayacağını anladığı zaman elindeki bütün değerli varlığını ister istemez götürmek zorunda kaldı. Yani bunlar gerçekten çok yıpratıcı, yıkıcı süreçler. Hele üretenleri için çok ciddi süreçler. Ki hocam benden çok daha iyi bilir ve deneyimliyor, yaşıyor diye düşünüyorum. Yani bir anda üretirken elinizdeki aracın elinizden alınması korkunç travmatik bir şey. Yani şimdi o anı yani ben düşündüğüm zaman kendim strese giriyorum ama evet. Yani bir de bu olanaksızlıklar, yokluk hali gerçekten insanları yıkıyor diye düşünüyorum. İşte ama yine de ona rağmen gerçekten çok ciddi bir mücadele veriliyor arka planda.
Yani insanlar bir şekilde işte çeviriler yapıyorlar, bir yerlerde çalışıyorlar, bir şekilde hayatlarını kurmaya çalışıyorlar ama hani bu zor bir süreç diyebilirim. Evet. Şimdi süremizin sonuna geliyoruz Sayın Hocam. Ama size de hemen kısaca olmak kaydıyla, o ricayla sorayım. Şimdi yurt dışına gidenlere de dikkat çekiyoruz ya da gitmek zorunda bırakılanlar. İdare gerekçesiz işlem yapamaz. Önce şu pasaportla ilgili onu söyleyeyim. İdare reddediyorsa gerekçelendirmek mecburiyetinde bunu. Yani biz bir yere dayanmak mecburiyetinde ki idari yargı da bunu inceleyebilsin. Yargı denetimine kapalı idari işlem yoktur. O zaman bir keyfiyet durumu var burada. Keyfilik var burada. Peki. Teşekkürler buna da açıklık getirdiğiniz için. Şimdi ciddi bir beyin göçü de yaşandı bu süreçte malumunuz. Bir taraftan işte pasaportuna el koyulanlar var, gidemeyenler var. Gitmek mi, kalmak mı daha zor dersiniz? Gitmek daha zor. Çünkü buraya, burada üretiyorsunuz, burada yapıyorsunuz. Böyle düşünmek lazım. Nazi Almanya'sı benzetmesini yaptı hocamız. Doğrudur. Bunun maliyetini bilmek lazım. Alman üniversiteleri çöktü Nazi rejiminden sonra. Yeni yeni, bakın kaç sene, 70 sene geçti. Yeni yeni toparlanmaya başlıyor Avrupa'da üniversite. Yani bunların maliyeti var ülkeye. Şimdi yetiştirdiğiniz personeldir bu. Bu bir şeydir, bir birikimdir bu aynı zamanda. Bunu imha etmenin, bunu hem iş yaptırmıyorsunuz hem sivil ölüm diyorsunuz, oy verme yani egemenliğin dışına çıkarmak istiyorsunuz. Bu izah edilebilir bir şey değil, şey bir şey de değil, yurtseverce bir şey de değil, onu da söyleyeyim. Peki, birikimlerin de yok her şey aslında. Evet. Pek çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz için, değerli katkılarınız için. Bir diğer konuğumuz Sayın Haluk Savaş'a da teşekkür ediyoruz. Kendisi programı hala dinlemekte. Bunu da belirtelim. Evet değerli izleyenler, programımızı burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşçakalın diyelim.